Efendim tekrar herkese merhabalar. Ben Feriantanto Tantu. Kripto para ile sizlerleyiz. Evet birazdan sevgili Gökçe Çalışan bizlerle olacak. E, detaylarla birlikte kripto paralardaki son gelişmeleri konuşacağız ama öncesinde fiyatlamalar diyelim. Çünkü Bitcoin'de hakikaten ciddi bir baskı görüyoruz. Şimdi birazdan nedenlerini konuşacağız. Fiyat burada takıldı kaldı. 56 bin dolar seviyesindeyiz. Ripple 1 doların üzerine çıktı demiştik ama tekrardan 98 sen seviyesinde. Litecoin'de %2'ye yakın %1.5'un üzerinde kayıplar var. 202 dolar seviyesindeyiz. Yine bununla birlikte Maker'da da %2'ye yakın kayıplar görüyoruz. Bugün Stellar Lumen'de %3.8'lik bir yükseliş söz konusu. E, Nik'te yine aynı şekilde %2.38'lik bir pozitif ayrışma var. Algorand'dan Ethereum'a, Dogecoin'den Polkadot'a kadar burada e, bir pozitif ayrışma söz konusu. Ama e, piyasada aslında bir baskı hareketi var, bir baskı var. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Peki nedenleri ne? E, şimdi sevgili Gökçe'den dinleyelim. Gökçe selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Gökçe özellikle Bitcoin tarafıyla başlayacak olursak e, tabii burada altcoinlerde kısmi yükselişler görüyoruz. Her bir haber bazlı ya da teknik bazlı e, ara ara e, bir pozitif ayrışma yaşıyor ama ciddi bir e, baskı var özellikle Bitcoin fiyatında. Mesela Ethereum'da da Bitcoin'e göre bir pozitif ayrışma var ama Bitcoin'deki <laughs> baskının nedeniyle başlayalım. Sonuçta hani piyasayı en çok domine eden biliyoruz ki Bitcoin neden gidemiyor bu baskı ne kaynaklı istersen bu cepheyle başlayalım söylememizi. Tabii ya yani son birkaç güne baktığımızda bir 59 bin dolar denememiz olmuş ancak o mikronun Amerika'da görünmesiyle beraber haliyle hem hisse senetlerinde hem de kripto paralarda düşüş olduğunu gördük. Şimdi ya var? 57 binin üzerinde bir kapanış elde edemiyor Bitcoin. Bunun nedeni de e, opsiyonların e, çok fazla olması olabilir. Bugün sona gelecek e, yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonu var ve bu opsiyonların dağılımına baktığımızda genel olarak 57 bin dolar civarında akümüle olduğunu görüyoruz. 57 bin doların üzeri genel olarak bu opsiyonları zararda sokan bir şekilde fiyatlanmış durumda. Özellikle de bu omikron varyantı ile beraber bu opsiyonlar satın alındı. ve Bugün özelinde de baktığımızda 57 bin dolar da oluyor olması biz 57 bin doların altında tutan unsurlardan bir tanesi diyebiliriz. Aslında bugünü bir atlatırsak belki buradaki biraz daha volatility'nin arttığını da görebileceğiz Bitcoin tarafında. Peki bununla birlikte Vanek tarafına dönelim. Burada Spot ETF onayı alamadı fakat Bitcoin madenciliği ETF'i başvurusu yaptığını görüyoruz. Bu başvuru onaylanır mı peki ne dersin? Evet, Van Eck'in böyle bir adımı oldu. Hatta CEO'sunun birkaç gün önce katıldığı bir röportajda şunu söylediğini de gördük. Bitcoin spot ETF'i için biz ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Bu tarafta bir onay alamıyor olsalar da Bitcoin madencilik şirketlerini hedef alan bir ETF başvurusunda bulundular. Biliyoruz ki Amerika'da özellikle Nasdaq'ta listelenen birkaç tane Bitcoin madencilik şirketi var. Ve BlackRock dahil e, bu şirketlere yatırım yaptıklarını da biliyoruz. Ve bu tarafta da bir ETF başvurusu yapılmış oldu. E, kabul alır mı? E, alabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü hali hazırda bu e, şirketler listelendiği için e, regüle borsalarda Nasdaq e, ve benzeri. E, bu yüzden kabul olabileceğini düşünüyorum. Ancak Ekin de bu şekilde adım atıyor olması pozitif ve Bitcoin ve kripto para odaklı. E, yatırım ürünlerinin çeşitlendiğini de görüyoruz ve kurumsala farklı şekillerde e, bitcoin ve kripto paralara maruz kalma fiyatından faydalanma yolu da açılmış oluyor. Bence güzel bir gelişme Van E adına bu da. Peki bununla birlikte yine Bitcoin cephesiyle devam edelim istiyorum. Çünkü Fidelity'nin kanadadaki Spot Bitcoin ETF'i bazlı kurumsallar için vergi avantajı da sağlanacak deniyor. Bu gündemde diğer taraftan tabii şu sorular da geliyor özellikle bana sosyal medyadan. Hep bu finansal enstrümanlarda yılbaşı yaklaşırken yurt dışı tarafına bir Noel Baba Rally'si görürüz ya. Peki bu kripto paralar için de geçerli olur mu sana göre? Ee, aslında olabilir Christmas'ta genel olarak yükseliş yaşayabiliyoruz ve Bitcoin'in geçmiş fiyat hareketlerine evet. baktığımızda Aralık ayı ve genel olarak yılların son çeyrekleri biraz daha pozitif geçiyor ki Bitcoin'e baktığımızda özellikle bunu e, 4 yıllık halvingleri göz önüne alarak e, belki 2013 ve 2017 yıllarıyla karşılaştırmakta fayda var. E, Aralık ayı genel olarak e, pozitif geçtiğini söyleyebiliriz. Sezonsal olarak baktığımızda ve halving bazlı e, baktığımızda bu da fiyata yansıyabilir. E, yalnızca şu anda bu omikron e, durumu bir miktar daha farklı e, algılanıyor. Yani şimdi kripto paralara baktığımızda aslında pandemi süreciyle e, önce sert bir satış geldiğini gördük sonrasında da tekrar toparlandı ki 60 bin hatta 70 bin neredeyse görecekti 68 binlerden geri dönen bir bitcoin söz konusu oldu ve bu da arkasında pandemi vardı şu anda da işte biraz daha omikronun e, ABD'de görünmesi bu konudaki endişelerin de e, bir miktar satış baskısı yarattığını da görüyoruz e, başta satış olsa da sonrasında ee, genel olarak e, daha e, hedge amaçlı kullanılan varlıklara yarayan bir süreç olduğundan da bahsedebiliriz. Başta satış getirse de ki omikronun geldiği gün hisse senetleri de beraberinde düşmüş olsa da kripto paralarda da e, ciddi bir düşüşte yaşadık o gün. E, tekrar toparlanarak e, yükselişine geçebilir. Yani bence mümkün diyebiliriz. Ek olarak da bu Fidelity'nin yapmış olduğu şey biraz... E, Arka bahçeden dolaşmak gibi de oldu çünkü Fidelity'ye baktığımızda Amerika'nın en büyük varlık yöneticilerinden bir tanesi ve Amerikalı bir şirket ve Amerika'da spot ETF'ini red almış bir şirket ve bunun üzerine de gidip Kanada'da Bitcoin spot ETF'ini e, onay aldı ve burada da artık hani kurumsallara da biraz yol açılmış oluyor şimdi Kanada'ya baktığımızda. E, farklı e, hesaplar açabiliyorlar. Buradaki kurumsallar ve ba belli başlı e, regülasyona tabi firmalara da e, kripto para yani bitcoin'den elde edecekleri gelirden vergi muafiyeti de sağlamanın da yolunu açacak. Bu yüzden de kurumsallara da bu noktada bir miktar daha hani sevimli görünecek bir ETF e, süreci de olduğundan bahsedebiliriz Kanada'da. Fidelity'nin de yapmış olduğu şey Amerikalı yatırımcılara aslında Spot ETF'e ulaşma e, yolunu da açıyor çünkü Fidelity'nin Amerika'da 400 bin üzerinde kullanıcısı var ve bu 400 bin adet kullanıcı e, Fidelity'nin e, trading des desk aracılığıyla, aracılığıyla uluslararası trading desk aracılığıyla Kanada'daki Spot ETF'de e yatırım yapabiliyor olacak yani. SEC her ne kadar onay vermemiş olsa da Amerikalılar şu anda spot ETF'e yatırım yapabiliyor. Ek olarak da işte Grayscale'a da, da baktığımızda bir avukat aracılığıyla da SEC'nin neden bir spot ETF'e onay vermediğini de sorguladığını söyleyebiliriz. Bu yüzden de Amerika'da ciddi anlamda baskı var. Fidelity'nin bu hareketi de bence bir miktar hani Amerikalı bir şirketin bu şekilde bir yola gitmesi de bir miktar baskıyı arttırmıştır diye düşünüyorum. Peki biraz da DeFi sektörünü konuşalım. Burada genel seyir nasıl sana göre? Son gelişmeleri de değerlendirelim istersen Gökçe. E, tabii yani baktığımızda aslında Bitcoin all time high denilen zirve seviyesinden e, %20'lerde uzak. Ancak Ethereum şu anda yalnızca %5 altında en yüksek değerini ve bu noktada da biraz trendi eline e, almış durumda diyebiliriz ve DeFi tarafında ciddi anlamda kullanımlar var. Ve Layer 1 dediğimiz Ethereum alternatif olarak da kullanılabilecek düşük işlem ücretlerini ve yüksek hıza sahip ağlarda da ciddi anlamda fiyat artışı olmuştu. Ve bundan sonraki süreçte de hangisi lider olarak devam edecek bu da biraz merak konusu olmuştu. Ama her ne kadar Ethereum'daki fiiller çok yüksek olsa da hala DeFi projelerine kilitlenen miktarlara baktığımızda toplam miktarın %65'inin Ethereum'da olduğunu görüyoruz. Ee, ve diğer kalan projeler e, yalnızca hani hepsini topladığımızda ki birçok proje var Ethereum'un yarısı bile e, anca ediyorlar diyebiliriz. E, bu yüzden de buradaki e, trend hala Ethereum yönünde ancak e, Ethereum'daki fiillerin sorunu çözülene kadar da layer 1'lardaki yükseliş devam edecek. Burada da ekosistem aslında Zincirler arası olacak diyebiliriz. E, diğer layer 1'ler de Ethereum'u besliyor. Ethereum da diğer layer 1'leri besliyor. Şu anda sizin e, kendi kişisel tercihinize göre e, buradaki protokolleri kullanabileceğiniz bir geleceğe doğru gidiyoruz. Ve Ethereum e, buradaki merkez olmaya devam edecek gibi görünüyor. Evet Gökçe, son günlerde sıkça konuştuğumuz Metaverse dünyası yavaş yavaş artık gündemimize geldi. Nedir, ne değildir burada defalarca anlattık zaten. Çok önemli bir gelişme var. Adidas artık resmi olarak Metaverse dünyasına giriş yaptığını açıkladı. Bunu da zaten Twitter'dan duyurdu. Hatta sınırsız olasılıklar dünyasına girmenin zamanı geldi açıklaması da oldukça önemliydi. Ne dersin? Evet. Evet ya yani Adidas'tan böyle bir haber geldi. Baktığımızda Nike zaten hani bu tarafta adımlar atmıştı ve kendi NFT'leri üzerine çalışıyorlar. Metaverse'te Nike, Adidas marka kıyafetler giyip gezebilecek insanlar bunun tasarımını yapıyorlar. Ve diğer bir taraftan da büyük firmalardan da işte Burberry gibi, işte Gucci gibi vesaire onların da metaverse'te bu tip şeyler yapmaya başladığı bir geleceğe doğru gideceğiz gibi görünüyor. Ee, genel olarak burada bir firma adım attığında diğerleri de trendden geri kalmamak için atabiliyorlar ki Reebok'ta geçtiğimiz günlerde e, Reebok ürünü alanlara Bitcoin hediye etmeye e, başlayacağını açıklamıştı. Bu yüzden de her şirket öyle ya da böyle kripto paralara Metaverse'e biraz e, bulaşmak durumunda e, kalabiliyor. E, şimdi... Ek olarak da şu anki en büyük e, yükselişte e, Metaverse tarafındaki kripto paralardaydı. Ancak biraz yavaşladığını gördük. Son birkaç günlük belki bir haftalık fiyat hareketine baktığınızda genel olarak bir miktar daha e, düzeltme söz konusu. Ancak ben buradaki trendin daha yeni başladığını düşünüyorum. Ancak e, soluksuz bir yükselişten sonra bu tip soluklanmalar gereklidir. Aslında e, tekniğine de bakılarak alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek. E, taraftadır diyebiliriz. Çünkü Adidas, Nike, Reebok hepsi bir şekilde bu işe giriyorlar ve Metaverse'de artık e, firmaların mağazalar oluşturduğunu, işte NFT koleksiyonları yaptığını, kıyafetler, işte giyilebilir ürünler tasarladığını görüyoruz. E burada aynı moda merkezi de olacak Metaverse önümüzdeki süreçte. Hem burada sanat galerileri de olacak. Yani buradaki hype kolay kolay bitmeyecek. Özellikle de pandemi döneminde İnsanların eve kapandığı bu dönemde sanal hayatlarında öne çıktığını da zaten söyleyebiliriz. Sosyalleşme ihtiyacının bir şekilde giderilmesi adına. Gökçe Metaverse demişken Bank of America stratejisinden de önemli bir açıklama var. Aslında bu konudaki fikrini de merak ediyorum. Özellikle Metaverse'ün kripto paraların bir para birimi olarak meşrulaştırılmasına olanak sağlayabileceğini ifade etti. Yani artık Metaverse'ü reddedemeyeceksek kripto paraları kabul edecek ülkeler diyebilir miyiz bu durumda? Ee, aslında evet diyebiliriz bunu yani simse baktığımızda daha önce de konuşmuştuk Sims <laughs> evet, sonra... Sim, simse Sim... çok benziyor evet. diye konuşmuştuk orada da yani sonuçta bu platforma ait bir para birimi olmak zorunda ve insanlar bunu bir şekilde kullanacak buranın bir paraya ihtiyacı var o zaman sime yayınlarımız vardı şimdi işte manamız var sendimiz var. E bu platformların bir şekilde yine eğer ki kullanılacaksa oyun olarak da bunu düşünebiliriz. Oyun ekonomisi olarak da düşünebiliriz. Hani strateji oyunu oynayanlar da bilir bu oyunlarda kendi para birimleri var. E Haliyle bu platformları da kabul ediyorsak ve kullanıyorsak ki artık bu e, buradaki para birimleri de artık hayatımıza yavaş yavaş entegre olacak diyebiliriz. Geçen ay'a baktığımızda hatta geçen haftaya baktığımızda e, bu platformlar üzerinde 106 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti. Sadece buradaki arazileri satın alanların e, olduğu ve e, çok değişik bir yere doğru gidiyor. 650 bin dolarlık bir yat satın alan da oldu geçtiğimiz günlerde Metaverse'de. Hani biraz buradaki fiyatlar e, yüksekse diyebiliriz. Gerçek hayatta vereceğiniz paradan daha çok insanlar Metaverse'e vermeye de başladılar. E, değişik bir yere doğru gidiyor. Bence hayatımızda var olmayı da devam edecek ama biraz daha buradaki en azından grafiklerin vesaire geliştirilmesi lazım diyebiliriz. Evet bununla birlikte hatta bir izleyenimiz de sormuş. burada arada Adidas, Sandcoin ile mi anlaştı haberler o yönde Metaverse projesi için demiş ama Gökçe ne dersin? Evet, bir tweet atmışlardı ile ilgili. Geçtiğimiz hafta olması lazım. Bu haber var. Bu, bu haber bugün bahsettiğimiz daha farklı. Bu Bored Ape Yacht Club'la anlaştılar. Hatta Adidas kendi profil fotoğrafını da değiştirdi. Farklı NFT koleksiyonları yapacak ama Sandbox'ta da bir anlaşma onu da gittiğini ben hatırlıyorum. Geçen hafta onun duyurusu olmuştu. Yani bu tarafta iyice çeşitlendiriyor diyebiliriz yaptığı işleri. Gökçe çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. İyi hafta sonu diliyorum sana. Şimdiden haftaya tekrardan görüşürüz. Evet efendim şimdilik bizden bu kadar. Türk ekranlarında her sabah zaten e Kripto Para programıyla sizlerleyiz. Şimdilik veda ediyorum. Pazartesi günü tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.